Bugün güne merhaba özel yayınımızda Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in stüdyomuzda olacağını söylemiştik ve Sayın Belediye Başkanı Evren Dinçer bizlerle birlikte Sayın Başkan yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydınlar, hayırlı sabahlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili başkanım 6 aylık görev süresini geride bıraktınız ve ee, özellikle e, bugün konu başlığı altında size şöyle bir e, soru sormak istiyorum. Buradan giriş yapalım istiyorum. İçme suyu projesinde asbest, asbest boruların değişimi başladığı birçok mahallede çalışmalar sürüyor. Öncelikle bu konuyu ele alalım istiyorum. Daha sonrasında nasıl bir değerlendirmede bulursunuz buyurun. Evet. Öncelikli olarak yayın akışımızın bundan sonraki, bundan sonraki süreçte sürdüreceğimiz canlı yayın programlarımızın şemşelerimize ve memleketimize hayırlar getirmesini, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ee, hem Aksaraylı hemşerilerime, tabi bu vesileyle de bizi internet vasıtasıyla in, izleme imkanı bulan yurt dışındaki kıymetli hemşerilerimizi de saygı, sevgi ve muhabbetle buradan selamlıyorum. Aksaray'dan hepsi, hepsi hepsine selamlar olsun. Ee, öncelikli olarak tabii ki Aksaray'ımızın önemli bir sorununa değindiniz. Bunlar ee, bununla ilgili bir soru yönelttiniz. Asbest borular konusu. Daha önce de kamuoyuyla da paylaşmıştık. Belediye hizmetlerimiz açısından altyapı, üst yapı sorunlarının çözüm getirilmesi, hayatın kolaylaştırılması daha güzel, daha müreffeh bir aksaray oluşturulması adına asbest borular, altyapı hizmetleri büyük önem arz ediyor. Şimdi Aksaray bir şehir güzel havasıyla, güzel suyuyla ve ulaşım imkanlarıyla anılır, bilinir. Bir yurt dışına giden vatandaşımız, siz de yurt dışında bulunmuşsunuzdur, e, yurt dışına gelen Gurbetçi vatandaşlarımız var. Gittikleri zaman ilk dikkatlerini çeken şey oranın ulaşım imkanları. Metro ağı, toplu taşıma imkanları ve oradaki trafi trafiğe ilişkin düzenlemeler ve uygulamalar. Bu bağlamda bir şehre girdiğiniz zaman dikkatinizi çekecek en önemli hususlardan bir tanesi dediğim gibi trafik konusu. Hal böyle olunca hem vatandaşlarımızın talepleri hem bu konuya ilişkin ihtiyaç, biz de e, öncelikli olarak şehrimizin trafiğinin düzenleme noktasında neler yapabiliriz? Bu işler üzerine e, kafa yoruyoruz ve hizmet üretmeye çalışıyoruz. Gerek düzenlemeleri yaptık. E Tabii ki Aksaray'da merkezde 110 bin tane yaklaşık araç bulunmakta. Evet. Bu araç sayısı diğer çevre illerle kıyaslandığında çok çok fazla. Hangi trafik düzenlemesini yaparsanız yapın, hangi uygulamayı getirirseniz getirin. Artık biz trafikle iç içe yaşamak durumunda olan bir şehriz. Yani trafiğe artık bundan sonra alışacağız. Kurallarıyla bir şekilde kurallarına göre bunu yöneteceğiz ve uyacağız. Böyle bir zorunluluğumuz var şehir olmamız nedeniyle. Bu zaten ya, çevre illere gittiğinizde de yakınen görürsünüz. Konya'ya gidin, Ankara'ya gidin, Kayseri'ye gidin. Etraftaki tüm illere bakın. Ülkemizdeki araç sayısı her geçen gün artıyor. Aksaray'da bundan bir payını alıyor. Tabii biz bu trafik Trafiğe ilişkin düzenlemeleri düşünürken, bunlara ilişkin hizmetleri planlarken bir yandan da e, şehrimizde şu an arkadaşlarımız e, gösteriyorlar televizyonda. Altyapı hizmetlerinden asbes boru dediğimiz boru sistemi var. Bu en ilkel e, su, e, içme suyu boru hattı şeklinde ifade ediliyor. Asbest boru, zamandan yıpranan, suya karışan ve suyun tadını, kimyasını bozan, i̇nsan bir sağlığına insan sağlığına zarar. zarar veren bir e, şey içeriyor, maddeyi içeren. Bir boru sistemi. Şu an şehir merkezimizde 108 kilometre asbest boru mevcutiyetini devam ettiriyor. Şehir merkezimizde, mahallelerimize giren ana boru hatlarında. Hı hı. Şimdi biz bunu planladık. Ee, dönemimize ilişkin, bize verilen görev süresine ilişkin süre içerisinde bunu planladık. Bu şekilde biz bu asbest boruları Allah nasip ederse içme suyu projemizde devreye girene kadar belli bir kısmını girdikten sonra da diğer kısmını yapmak suretiyle doldurduk. E, ilerleyen zamanlarda, daha ileri yıllarda Aksaraylı vatandaşlarımıza temiz su, çeşmeden içilebilir bir su temin etmek için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Bu asbest boruları tabii ki hem değiştirilmesi, hem yenilenmesi, hem maliyet gerektiren hem de emek gerektiren bir çalışma. Hem asfaltı bozuyorsunuz, kaldırımı bozuyorsunuz, yeri kazıyorsunuz o yapılması sürecinde aşamasında çevreye vermiş olduğu bir rahatsızlık var. Hemşerilerimizin görmüş, duymuş olduğu bir rahatsızlık var. Bunları da tabii bertaraf etmek gerekiyor. Sabırlı olmak gerekiyor. Bunu zaman içerisinde yayarak bir plan dahilinde biz bu asbest boruları değiştirmeyi hedefliyoruz. Kendimize böyle bir hedef koyduk. Bunu da Allah nasip ederse, Allah ömür verirse, bize imkan kılarsa bunu yapacağız. Bu konuda irademiz var. Çalışmalarımız bu yönde devam edecek. Peki e, sayın başkan e, bu çalışmalar dışında e, aslında e, daha yeşil bir Aksaray ve daha yeşil bir Türkiye için geçtiğimiz günlerde Geleceğe Nefes Ol kampanyası gerçekleştirildi. Onun öncesinde yine Aksaray Valiliği hmm. ve Aksaray Belediyesi olarak da Aksaray'ın il oluşunun 30. yılına 30 bin fidanı hmm. Kılıçaslan Tepesi'nde toprakla buluşturdunuz. Peki Geleceğe Nefes Ol projesinde Aksaray'da neler yapıldı bununla ilgili kısa bilgiler aktarır mısınız? Evet. Ee... Bununla ilgili malum ayın 11'inde pazartesi günü 90 şehrimizde 90 bin, ülke genelinde de 11 milyon ağaç dikimi faaliyeti gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep er, Tayyip Erdoğan e, liderliğinde başlatılan bu proje, ülke genelinde takdire şayan e, ki bu proje başlayan biten bir proje değil, bundan sonraki yıllara sahir şekilde devam edecek bir proje olması nedeniyle de önem arz eden bir durum. Bu ee, Milli Ağaçlandırma Günü olarak da zannedersem ilan edilecek. Evet, Bundan sonraki yıllarda hep her yılın e, 11. ayın 11'inde e, bu faaliyet gerçekleştirilecek. abi Tabii ki şunu da kabul etmek gerekiyor. Bugüne kadar ağaç dikilmedi mi? Bundan önce bu faaliyetler yapılmadı mı? Elbette yapıldı. Bundan önce de çok fazla şekilde ağaç dikildi. Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ettiler, 4 milyara yakın e, fidan dikimi gerçekleştirildi. Ama bu... E, Burada dikkat, çek, dikkat çekilmesi gereken konu, bundan sonraki dikilecek ağaçlara ilişkin bir plan. Öngörüldü ön bir projeksiyon, çizilmiş oldu ağaç dikimine ilişkin. Ve e, benim buradan vatandaşlarımıza bu ağaç dikim törenlerine katılan ağaç diken, özellikle ağaç diken vatandaşlarımıza, dikmeyenden de daha önce dikmiş ya da ağaç dikili ağaçlara bakım noktasında kendi, kendi diktikleri ağaçları bir kontrol etsinler. Ara ara, belli periyotlarda gidip. Ne halde işte eğilmiş mi, kökünden ayrılmış mı, su durumu nedir gibi bakımını yaptıkları zaman bu seferberlik daha çok amacına ulaşacağını düşünüyorum. Önün öncesindeki haftada biz Aksaray'ın 30. yıl olması sebebiyle de 30 bin tane ağaç fidanı diktik valimizin yürütmüş olduğu bir proje kapsamında. Ben buradan bu projeye katkı sağlayan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, vatandaşlarımıza, basınımıza, öğrenci arkadaşlarımıza hepsine ben teşekkür ediyorum. Güzel bir bilinç uyandı Aksaray'da. Ülke genelinde bir bilinç uyandı. Bildiğimiz, yaptığımız bir şeyi yeniden bir hatırlama imkanı bulduk. Tekrar bir tazeleme sürecine girmiş bulunduk. Bundan sonraki süreçlerde Allah nasip ederse daha da güzel ağaçlandırma faaliyetlerine girilecek. E tabii ki burada biz ülke genelinden bahsettik ve Aksaray'ımızın genelindeki 90 bin ağaç fidanından bahsettik. Biz de belediye olarak park bahçe işlerini bundan sonraki süreçte şu ana kadar bir planlamasını gerçekleştirdik. Aksaray'ımızın hali hazırdaki park durumları, parkların yapısı, mevcutiyeti ve elimizdeki imkanlar nelerdir? Onlara ilişkin çalışmalar gerçekleştirdik. Aksaray'ımız çok düz bir alana yayıldığı için sevgili hemşerilerim bunu bilirler refüjler çok fazla yer işgal ediyor Aksaray'da. Orta yol refüjleri. Evet. Yani yoldan bazı yerler var ki planlamasında yoldan büyük refüj yapılmış yani. Yoldan daha geniş nitelikte refüjlerimiz var. Bu refüjlerin de şöyle bir avantajı ve dezavantajı bulunuyor. Bu refüjler bakım gerektiriyor. Yani yeşilin bir yansıyan bir görünen yüzü oluyor şehir adına. Peyzaj çalışması yapılan yapılması gereken bir alan olarak gözüküyor. Öyle olunca da bakım gerektiriyor. Aksaray'ımızda devam eden projelerimiz, geleceği yönelik planladığımız projelerimiz var. Bunların takibi ve merkezden çözülmesi gereken konularla ilgili olarak Ankara'daki e, kurumlarımızı, büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Konuyla ilgili onların fikirlerini alıyoruz, onlarla istişare ediyoruz. Ve e, kendileri tarafından yapılması gereken e, hususiyetler konusunda da yardım talep ediyoruz. Bu bağlamda önceki gün e, ee, Sayın Milletvekilimiz Cengiz Aydoğdu ile beraber meclis başkanımızı ziyaret ettik. TOKİ başkanlığımızı ziyaret ettik. İller Bankası Genel Müdürlüğümüzü ziyaret ettik. Aksaray'ımızda yürütülen malum bir sanayi projesi var. Ee, sanayicilerimizin yakından takip ettiği. Ee, bununla ilgili 1620 dükkanlık bir proje. Tabi burada e, bu 1620 dükkan haricinde e, kooperatifçiler diye adlandırılan sanayi esnafımız var. Bu TOKI projesinden faydalanmayan. Bir diğer de açık alancılar diye ifade ettiğimiz hı. sanayi esnafımız var. Bunlara ilişkin e, sorunlar ve ne yapabilirizi biz TOKI başkanımızla istişare ettik. Hı hı. Makul, mantıklı, sağ olsunlar onlar da bize bu konuda bir yardım gösterdiler. Kolaylık tanıdılar. E, yardımcı olacaklarını bize ifade ettiler. Bir sürece bağladık bu işi. E, bundan sonra biz tekrar bu işin takipçisi olacağız. Tabii ki kolay değil. Koskoca sanayi bizim e, şu anki mevcut sanayimizin taşınması belli bir yere. Yani bir evi bir yerden taşıyorsunuz. Düzenin e, eski düzene geçilmesi 3 ay, 5 ay, 1 yılı buluyor alışılması. Şimdi burada 1620 dükkandan bahsediyoruz. Koskoca bir sanayi sitesi taşınacak. Bunun altyapı, üst yapı birçok sorunu, öngörülen, öngörülmeyen sorunları ortaya çıkacak elbette. Bunları da biz şu andan itibaren planlamaya başladık. İçerisindeki hizmet dükkanlarına ilişkin, cami alanına ilişkin okul alanına ilişkin konular var. Yani burada şu an sayıp sayamayacağımız birçok konu var, konu başlığı var. Bunlara ilişkin tabii ki dünkü görüşmemizin haricinde daha öncesinde de ben belediye başkanı olmam olduktan sonra 4-5 kez daha kendilerle bir görüşme gerçekleştirmiştik. Ülkemizin bulunmuş olduğu şartlar itibariyle ve daha önceki yapılan anlaşmalar ve verilen taahhütler çerçevesinde bunu en makul, mantıklı ve güzel bir seviyeye gelmesi için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Bunun yanında İller Bankası Genel Müdürümüzle bir görüşme gerçekleştirdik. Sağ olsunlar Aksaray'ımızın bilindiği üzere bir atık su arıtma tesisi hala da mevcut değil. Yani atık su arıtmadan kastımız hemşerilerimize ifade etmek gerekirse kanalizasyon suyumuzun arıtılması şu an yapılmamakta Aksaray'da. Bu kanalizasyon sularımızda şu anki mevcut hastane bölgemizin arka tarafındaki bu çöp deposu diye adlandırılan yerin ilerisindeki bir noktaya deşarj edilmekte. Bu da o bölgedeki kokuya sebebiyet vermekte. Yani şöyle bir algı var hemşerilerimizde bu sanayi hastanede mevcut hastane bölgesindeki kokunun e, oradaki çöpteki çöpten kaynaklandığı algısı var. Evet, bu kısmen doğrudur. Ama onun yanında daha da büyük şekilde kanalizasyon suyunun ileride arıtmasının yapılmamasından dolayı bir koku da kaynaklanıyor. İkisi beraber birleşince şu an böyle olumsuz bir tabloyla karşılaşıyoruz. Ee, biliyorsunuz e, Aksarayımızda bir atık su arıtma tesisi bulunmamakta. Çöp depolama tesisiyle ilgili, oradaki o çöp dağıyla ilgili olarak da oranın süresi dolmuş bulunuyor. Ağustos ayı itibariyle e, hem fiziki kapasite olarak kapasitesini tamamlamış hı hı. E, resmi olarak da sözleşme süresi dolmuş bir çöp alanı me, me, mevkii orası bunun da taşınmasıyla ilgili şu an süreçimiz devam ediyor Allah nasip ederse e, bir, bir iki yıl içerisinde biz oradaki o çöpü oradan alıp şu anki planladığımız bir yer var resmi görüşmeler ve yazışmalarımız şu an devam ediyor onu o çöpü oradan taşıyacağız Allah nasip ederse. Aynı zamanda e, bu atık su arıtma ile ilgili olarak da tabii ki bu çok yüksek maliyetli projeler bunlar. Hı hı. Yani olmayan da Türkiye'de birkaç tane il vardır. Türkiye'de atık su arıtma tesisi bulunmayan. Artık ilçeler bile bunu yapmaya başladılar. E, biz de tabii yarışa ger geriden başlıyoruz. Belki e, böyle bir dezavantajı duruma sahibiz ama bunu da lehimize çevirmek adına, avantaja çevirmek adına elimizden gelen çabayı gayretli sarf ediyoruz. Sayın Bakanımız buraya geldiğinde, Çevre Şehircilik Bakanımız Murat, Kurum Bakanımız buraya geldiğinde de biz proje aşamasında, seçim döneminde kendisine söylemiştik. Ee, Türkiye'de atık su arıtma tesisi olunma, olmayan birkaç ilden, 2-3 ilden bir tanesi de Aksaray diye vurgu yapmıştık. Sağ olsunlar dün de biz e, İller Bankası Genel Müdürümüzle görüştüğümüzde, e, bunu kredilendirme aşaması ile ilgili olarak Sayın Bakanımızın bir e, bu konuda bize yardımcı olacağını ilettiler. Evet. Biz projelendirmesini gerçekleştirdikten sonra iller Bankası'ndan da kredi almak suretiyle bunu biz Aksaray'ımıza Allah nasip ederse kazandıracağız. Bu belki gözle görülen bir durum olmayacak. Vatandaşımız tarafından doğrudan temas edilen ya da vatandaşımıza doğrudan dokunan bir hizmet olmayacak. Belki bilinmeyecek ama bu öyle bir hizmet ki e, zararları gelecek yıllarda ortaya çıkar ve alttan ortaya çıkar e, ve sizin etrafınızı kuşatır bir hava gibidir bu. Hı hı. Ee, ama anlarsınız ki böyle bir hizmetin yokluğundan anlarsınız, hissedersiniz ama e, kısa vadede çözüm bulamazsınız. Bu böyle bir hizmet. Bunu memleketimize kazandıracağız. İller Bankası ile ilgili de böyle bir gelişmemiz oldu. Evet. Sağ olsunlar. Diğer projelerimize ilgili desteklerini de vurguladılar. Yardımcı olacaklarını söylediler. E, son olarak da meclis başkanımızla bir görüşme gerçekleştirdik Sayın Milletvekilimizle beraber. E, meclis başkanımızı biz haftaya, ayın 20'sinde, çarşamba günü, 20 Kasım çarşamba günü kadın aktivite merkezimiz var. Evet. E, şu an TOKİ bölgesinde açacağımız, hizmete sunacağımız Hatun Necmi Hatun kadın aktivite merkezi. Bunun açılış programına davet ettik. Kendileri de çok memnuniyet duydular. Katılacaklarını söylediler. Kendi programlarını aldılar. Allah'tan mani çıkmazsa şayet Olağanüstü bir durum gerçekleşmezse haftaya, çarşamba günü, biz bunu kamuoyuyla da paylaşacağız ilerleyen günlerde hemşerilerimizle. Hı hı. Meclis Başkanımız Aksaray'a gelecek ve Kadın Aktivite merkezimizi hizmete açacağız. Şu an zaten Kadın Aktivite Merkezimizle ilgili tüm çalışmalar tamamlandı. Geldiğimiz dönemde %60-65'lik bir kısmı tamamlanmışken şu an tamamen hizmete açık bir şekilde hazır bekliyoruz. Biz açılışını gerçekleştirmek için bir bekleyiş içerisindeydik. Sağolsun Meclis Başkanımız da Teveccüh gösterdiler, bizleri kırmadılar, geleceklerini söylediler. Haftaya bunun açılışını yapınca onu da e, hizmete kavuşturmuş olacağız. Evet Sayın Başkan, e, ele aldığınız ve ziyaretlerinizden aktardığınız e, bu projeleri müjde olarak nitelendirebiliriz sanırım değil mi? Evet. Buradan e, seyircilerimize de bunu bu şekilde aktarmış olalım. Peki. E, Sosyal ve kültürel etkinlikler devam ediyor Aksaray Belediyesi'nde efendim ve bu hafta hem çocuklar için hem yetişkinler için iki güzel tiyatro oyunu tiyatro severlerle buluşacak. Yine Aksaray hafta sonu önemli bir konuğunu ağırlayacak. İlahiyatçı yazar doktor Mustafa Karataşı. Efendim sosyal ve kültürel etkinliklerle ilgili neler söylemek istersiniz? Evet. Elimizden geldiğince Şehrimizin e, gelişen dinamiklerin de göz önünde bulundurmak suretiyle genç, yaşlı, çocuk, e, öğrenci profili, dezavantajlı gruplarımız, engellerimiz, hepsine yönelik e, sosyal faaliyetler, sosyal çalışmalar, kültürel faaliyetler içerisinde yer alıyoruz. Bu bağlamda acaba Aksaray'a ne yaparız da yeni bir şeyler olur, ne katarız? Bir taraftan da tabii ki e, iletişim mekanizmalarını daha çok geliştirmek suretiyle vatandaşın belediyeye temasını artırmak bağlamında e, bunu da nasıl sağlarız şeklinde çalışmalarımız var. İşte bir taraftan WhatsApp hattını kurduk. Taleplerin rahatça iletilebilmesi. Evet. E, halk günlerimizin rutin şekilde yapılmasını e, artık bir sistematiğe bağladık. Her ayın ilk pazartesi günü sağ, ilk ilk haftasının salı günü. Hı hı. E, bu Halk günlerimizi gerçekleştiriyoruz. Tabi diğer görüştüğümüz informal görüşmeler hariç, bizi ziyarete gelenler, bizim ziyarete gittiklerimiz, vatandaşımızın arasında gezerken aldığımız talepleri hariç tutuyorum. Bunlar rutine bağladığımız görüşme mekanizmaları. Şimdi bu, bu alanda vatandaşlarımızın talepleri oluyor bizden kültürel faaliyetler noktasında. Biz de Aksaray'ımız için iyi olacak. Herkesin de genelin kabul etmiş olduğu, istemiş olduğu faaliyetleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de işte bu çocuk tiyatroları. Evet. Birincisi bu Keroğlan Neşe Çocuk Tiyatrosu bugün... İki seans şeklinde saat 13'te ve 15'te iki sunum şeklinde gerçekleşecek. Akabinde akşamleyin yetişkinler için düzenlemiş olduğumuz davetsiz misafir oyunuyla yine bir tiyatro ekibimiz gösteri sunacak. Tabii bundan sonra bunu biz geliştirecek, geliştirerek ve artan bir şekilde sunmaya gayret edeceğiz. Evet. Ee, tabii ki yine şu an planlamasını gerçekleştiriyoruz ama bir aksilik gerçekleşmezse, programında bir aksama olmazsa, Sayın Hocamız Mustafa Karataş, Profesör Doktor Mustafa Karataş hocamızı da Aksaray'a davet ettik. Ağırlamak isteriz ama hocamızın e, değişen bir yurt dışı programı olur, olup olmayacağı Hı. yönde bize net bir bilgi gelmediği için evet. şu an onu tam kamuoyuyla da paylaşamıyoruz. Onu da paylaştığımız zaman inşallah o etkinliğimizi de gerçekleştireceğiz. Evet Sayın Dinçer, sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra aslında e, sohbetimiz esnasında da değindiniz. Her hafta salı günü e, halk günleri buluşmalarını Her gerçekleştiriyorsunuz. E, halk günü buluşmaları dışında mahalle ziyaretleriniz devam ediyor. Bugün de birçok yerel gazetenin manşetinde yer alıyordu bu çalışmalarınız. Ve ayrıca e, eşiniz Sanım Efendim Merve Dinçer'in de destekleriyle dezavantajlı kesimlere ev ziyaretleri gerçekleştiriyorsunuz. Bu konulara da kısacık değinelim istiyorum. Evet, şu an biz geldikten sonra Aksaray'ımızın sorunları ve bunlara ilişkin hı hı. çalışmaları hızlı bir şekilde başlattık. Tabii Aksaray şunu kabul etmek gerekiyor ki Aksaray büyük bir şehir. Aksaray'ın içerisinde oturan hemşerilerimiz mahallesini ve sokağa şeklinde Aksaray'a ilişkin bir algı oluşabiliyor bazı hemşerilerimizde. Biz de ara ara bu algıya yanılgıya da kapılabiliyoruz. Ama Aksaray konum itibariyle, nüfus itibariyle, yerleşim e, alanı itibariyle gerçekten büyük bir şehir. E, yakın illerle kıyaslandığında e, neredeyse yanın başımızdaki Nevşehir'in iki katı nüfusa sahibiz. 223 bin nüfusa sahibiz. E, 48 tane mahallemiz var. Hal böyle olunca şimdi vatandaşlarımız hem doğrudan başkana temas etmek istiyor. Her vatandaşımız haklı olarak Vatan Belediye Başkanı ile görüşmek, sorunlarını iletmek istiyor. Tabi bunu sağlarken bir taraftan da, diğer taraftan da hizmet ihtiyacı duyan işlerimiz oluyor. Tabi bir il protokolüne ilişkin işlerimiz oluyor. Bir hizmete ilişkin, bir kendi iç planlamamıza ilişkin işler oluyor. Dolayısıyla çok dağınık bir ve çok yoğun bir gün yaşıyoruz gün içerisinde. Bu gün yorgunluğu içerisinde ya da bu kalabalıklığı içerisinde söyleyelim. Bazı şeyleri de tabii ki e, eşim eee Merve hanım burada şey yapıyor. E, bizi bu konudaki faaliyetlerimizi yürütmeye çalışıyor. Onun haricinde ben de aynı şekilde fırsat buldukça, zaman buldukça ki bu bundan sonraki süreçte daha da artan bir şekilde devam edecek. Ee, dezavantajlı gruplarımız olsun, diğer e, şeydeki du, sosyal Engel bireylerimiz, engelli bireylerimiz olsun, hepsiyle ilişkin çalışmalarımız, planlamalarımız, işlerimiz devam ediyor. E, tabii ki e, bu vatandaşlarımıza da ulaşmak, temas etmek gerekiyor. Bunlar bir süreç içerisinde, zaman içerisinde hepsi gerçekleştirilecek. Ama e, öncesinde tabii ki hizmetlerimizi bizim e, planlayarak yapmamız gerekiyor. Hı hı. Çünkü kamu kaynaklarımız sınırlı, e, vatandaşımızın vermiş olduğu vergiyle vermiş olduğu su parasıyla biz bu hizmetleri yürütmeye hı hı. çalışıyoruz. Bunu yaparken de biz e, planlayarak yapmak, düşünerek yapmak e, ve önünü sonunu düşünerek yapmak zorundayız. Çünkü yani pardon deme imkanımız yok bu konuyla ilgili. Çünkü her pardon değişimiz, her affedersiniz değişimiz bizim bir kamu kaynağını israf anlamına taşıyacağı için biraz işlerimizi bu minvalde yürütmeye çalışıyoruz. O şekilde söylemek istiyorum. Evet peki Sayın Başkan, geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Elbette 6 aylık bir süreci burada 15-20 dakikada seyircilerimize aktarmak mümkün değil. Başka bir program daha Programda daha sizi ağırlamak isteriz. Son olarak söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Size veda edeceğiz. Evet. Ben buradan hemşerilerime tekrar selamlar, saygılar sunuyorum. Bu başlamış olan yayın programımızın, bundan sonraki devam edecek, rutin şekilde devam edecek programımızın da hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Aksaray'ımıza ilişkin hemşerilerimiz şunu bilsinler. Evet. Aksaray'ımızın ihtiyaçları, yapılması gereken konuların hepsiyle ilgili çalışma sürdürüyoruz. Hepsine kafa yoruyoruz. Hiçbir şey göz ardı etmiş değiliz. Bunu bilsin hemşerilerimiz. Sadece elimizdeki imkanlar, personel imkanı, maddi imkanlar ve güç nispetinde elimizdeki kaynakları en iyi şekilde dağıtmaya, planlamaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle yarınımız bugünümüzden daha güzel olacak diyorum. Tüm hemşerilerimizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz.